Merhaba Grafik 101 takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Inkscape dersiyle beraberiz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Inkscape'de, Inkscape'de bir bilardo topunu çizmeye çalışacağız. Bu bilardo topunun üzerine birazcık ışık yansıması ekleyeceğiz. Şimdi isterseniz dersimize hemen uzatmadan geçelim. Öncelikle tabii sizlere vermiş olduğum çeşitli bilgiler vardı biliyorsunuz. Bu bilgilerden birisi şu görünüm menümüze geliyoruz. Görünüm menüsünde e, özele alıyoruz. Çünkü benimle beraber eğer ortak çalışmak istiyorsanız arkadaşlar bu ayarlar önemlidir. Özel ne yapıyordu? Yine her zamanki gibi bahsetmek isterim. Özel araçların genelini şu üst kısma ne yapar arkadaşlar? Toparlar. Şimdi ardından e, dersimize geçiyoruz hemen. Dosyaya geliyorum arkadaşlar. Dosyada belge seçeneklerine giriyoruz belge seçeneklerinin aynı zamanda da kısa yolu Shift Ctrl D. Şimdi Shift Ctrl D'ye şöyle bastığımız zaman ne açıldığını görüyoruz. Belge seçenekleri açılıyor. Benim şu arkada gördüğünüz üzere A4 biçiminde görünen tuvalimi değiştireceğim. Bunu yatay bir hale alacağım. Şimdi bunun için arkadaşlar şurada özel boyut dediğimiz bölüme bakıyoruz. Bu bölümdeyiz. Bu bölümde arkadaşlar birimler bölümünü öncelikle bir değiştireceğim. Birimler bölümünü piksel yapıyorum. Ardından burayı da şöyle 1280'e 800 girerek şöyle yaklaşık 15 inçlik bir boyuta ayarlıyorum. Bunu herhangi bir kapama yeri yok arkadaşlar bu pencerenin. Dikkat edin. Buradan kapatma x'e basarak yani çarpı işaretimize basarak kapatıyoruz. Şimdi böyle kısa yolumuz var. 5'e basarak bunu sayfa görünümünde ne yapıyorum? Büyütüyorum. Ardından buraya bir tane e, o okay, ki bilardo topu çizeceğiz. Şeklini verelim. Hemen şuradan arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tane işte şekil oluşturacağız. Yuvarlak bir şekil. Üzerine geliyoruz. Bu çemberler, elipsler ve yaylar oluşturulmuş. Bu aracımıza tıklıyoruz. Aynı zamanda F5'e de yani F5'e de basarak bunu seçimini aktif hale getirebiliriz. F5'e basıyorum. Ardından şimdi bir yuvarlak oluşturacağım ama şimdi bunu faremin sol tıklamasıyla sürükleyerek oluşturursam tam orantılı bir daire oluşturmuş olmam. O yüzden ben ne yapacağım? Kontrole basılı tutarak şöyle tam anlamıyla bir yuvarlak oluşturuyorum. Gayet orantılı bir yuvarlak oluşturuyorum. Ardından şuradaki görüldüğü üzere arkadaşlar taşıma aracımıza geleceğiz. Bunu seçeceğiz. Buna tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Şimdi burada bunu seçtikten sonra F1 ile de yapabilirdik. F1 ile de yapabilirdik. Aynen bu aracımıza ulaşmak için şunu şöyle bir ortalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ortaladıktan sonra geçiş aracını kullanacağım. Geçiş aracımız hangisi? Bakın burada görüyorsunuz renk geçişleri oluşturur diyor. Biraz yaklaşmak istiyorum ve düzenler. Ctrl F1 de neymiş arkadaşlar bunun? Kısa yoluymuş. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yukarıda bununla ilgili çeşitli ayarların olduğunu görüyoruz. Bakın, şu bölümde buna ait ayarlar var. Ben buradan arkadaşlar öncelikle şu ayarı seçeceğim. Ne diyormuş bu? Bakın, şuradaki düz geçiş oluşturulmuş. Ben düz geçiş oluşturmayacağım da merkezden çevreye doğru geçiş oluşturacağım. Onun için buna tıklıyorum. Ardından burada da doldurulan aramda renk geçişi yarat bölümü var. Bunun seçili olduğuna da emin oluyorum. Bakın. Yani iki tane aracımızın seçili olmasına dikkat ediyoruz. Birincisi şu. Bir diğeri de buradaki arkadaşlar. Sonra bakın şu sol üst tarafına doğru geliyorum. Kontrole basılı tutarak şöyle bir e, renk geç, geçişi oluşturuyorum. Bakın. Şimdi faremden elimi artık çekiyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane konumumuz var. Şurada bir tane beyaz dairemiz oluşmuş oldu. Burada da bir tane e, mavi dolu bir dairemiz oluşmuş oldu. Şurada karemiz oluştu. Burada da, da e, içi dolu mavi renkle dolu bir dairemiz oluşmuş oldu. Şimdi benim yapmam gereken şey şurada dikkat ederseniz bu e, neden mavi? Çünkü üzerine tıklanmış şekilde eğer ben yukarıya tıklasaydım e orasını doldurmuş olurduk. Yani bu aynı zamanda tıklanmış olan yeri belirtir. Ben şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bu tıklanmışken şurada sol alt köşede renk seçimi bölümünden siyahı seçeceğim. Yani buraya bir kere tıklayacağım. Bakın tıkladığım zaman ne oldu? Tamamen burası artık siyahla doldurulmuş oldu. Biraz daha açık bir renk de verebilirim. Siyahtan daha açık bir renk de verebilirim. Fark etmez. Ee, tamamen koyu siyah da verebilirim. Şimdi burada yukarıyı seçiyorum arkadaşlar bu kez. Geliyorum. Bu bölümü seçiyorum. Ardından bize arkadaşlar ne gerekiyor? Ee, şu aracımız gerekiyor. Yani nedir bu aracımız? Çiz ve doldur aracımızdır. Bakın buna tıklıyorum. Şu sağ tarafta doldur ve çiz araçları oluştu. Ben buradan Şurada görüyorsunuz HSL renkleri kutucuğuna geleceğim. Paneline geleceğim. Şuradan artık arkadaşlar ne yapacağım? Bakın koyudan açığa doğru gidiyor renkler. Bakın şöyle birazcık rengi açacağım. Açtım mı arkadaşlar? Güzel. Rengi açtım. İstersen biraz daha kısabilirim. Yani burada nasıl bir şey oluşmuş oldu? Burada sanki topumuzun üzerine bir ışık geçmiş oldu. Burada bunu birazcık daha yine geriye doğru çekebilirim. Bakın üst taraftan seçersem geriye doğru getirirsem buradaki ışığımızın alanını genişletirim. E, i̇leriye doğru çekersem ışığımızın alanını ne yaparım? Küçültürüm. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. İstersek tabi tekrardan burayı seçip bu bölümünde rengini birazcık şöyle koyulaştırıp ya da açabiliriz. Biraz daha koylaştırmayı tercih ettim diyelim. Şimdi arkadaşlar sıra geldi bu bilardo topumuzun e, sayısını oluşturmaya. Şimdi Bunun için tekrardan arkadaşlar şuradan e, çemberler, elipsler ve yaylar oluşturma aracına tıklıyorum. Bu kez yine elim kontrole basılıyken orantılı bir ne oluşturuyorum? Daire oluşturuyorum. Ardından Yine F1'e basarak şurada gördüğümüz seçim aracımızı seçiyoruz. Şimdi bunu beyaz renkte yapmak istiyorum. Şuradan o zaman ne yapacağım? Beyaz renk üzerine tıklayarak arkadaşlar. Bunun rengini beyaz hale getireceğim. Ardından taşıyorum. Şöyle şu bölüme bir yere bırakıyorum arkadaşlar. Diyelim ki bunda sayımız olsun. Peki bunda sayımız olacak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine birazcık daha gerçekçilik kazandırabilmek için yine bir renk geçişi oluşturalım bakalım. Tekrardan renk geçiş aracıma geliyorum ve ona tıklıyorum. Bu sefer arkadaşlar görüldüğü üzere artık şunu değil de bu sol tarafında bulunan aracımızı seçeceğim. Bu aracımız neymiş? Üzerine geldiğimde şöyle bir bakalım. Düz geçiş oluşturur diyor. Bu sefer buna düz geçiş oluşturmak için arkadaşlar görüyorsunuz şöyle hani e, tekrardan kontrole basarak da yapabilirim fark etmiyor normal bir şekilde de basabilirim. Bakın şöyle şu üst tarafının dikkat ederseniz daha bir parlak olduğu izlenimini oluşturmak istiyorum. Çünkü şu bölümde ışık vurmuşsa bunun bu tarafta birazcık daha Işık almış olacaktır. Tekrardan bu üst tarafına tutarsam şayet arkadaşlar. Şuralara bir yere de bunu hani ışığı iyice belli etmek için getirebilirim. Evet arkadaşlar tekrardan aracımızı seçiyoruz. Bunu birazcık şu tarafa doğru çeviriyorum. Bunun üzerine iki kere tıkladığım zaman e, çevrilme oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Tarafa doğru çeviriyorum. Artık şu bölümde dikkat ederseniz ışığın bu bölüme daha fazla sanki vurmuş olduğu görülüyor. Tabi tersini de yine yapabiliriz arkadaşlar. Fark etmez. İstersek tabi buraya gelip bu bölümü yine HSL renklerinden daha açık yapıp ya da daha koyu yapıp diğer bölümü de şurayı seçip daha farklı yerlere taşıyabiliriz. İstersek burayı seçtikten sonra Buranın rengini de daha farklı bir şekilde, daha parlak bir şekilde belirleyebiliriz. Bunu daha üstte istersek şöyle taşıyabiliriz. Şu alt kısmı da seçip birazcık daha bu tarafa çekip gölgelendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar, buraya ben istersem birazcık daha böyle bulanıklık efekti de verebilirim. Mesela şu e, dış hatlarının çok da fazla e, belirgin olmasını istemiyorum diyelim bir yüzde birlik bir bulanıklık katabilirim görüyorsunuz hatta şu sol tarafta sıfırın kenarına da e, belli değerler vererek bakalım şöyle bir geriye alayım örneğin 0.7 değerini vererek birazcık daha oraya bulanıklık efekti katmış olabiliriz ardından arkadaşlar geldi yazımıza eklemeye yazımıza da şöyle şuradan tıklıyorum. Yazı aracındayken, bakın şurayı seçiyoruz. Buranın üzerine geliyorum, tıklıyorum. Diyelim ki 8 değerini vereceğim. 8 değerini veriyorum. Bu tekrardan seçim aracını yukarıdan alıyorum. Şunu şöyle ortalıyorum. Şimdi bunu tam olarak ortalamak için arkadaşlar, ne yapacağım? Ee, şurada bakın, yukarıya geliyorum. Bu alanda şöyle yaklaştırıyorum. Ne var? e, dizeleme yani güzel bir şekilde hizalama aracımız var. Nesneleri hizala ve dağıt aracıdır bu. Buna tıklıyorum. Şu yazıyı birazcık daha üzerinde görüyorsunuz şöyle arkadaşlar. Bakın e, şu araçlarımız var. Bunun üzerine tıkladığımız anda bakın kontrol de basarak tıklayabiliriz. Ama ben bu sefer kontrole basmayacağım. Shift ve kontrole basarak arkadaşlar bunu büyüteceğim ki tam olarak olduğu yerden büyüyebilsin. Diyelim ki buradan da bunu büyüttüm arkadaşlar. Şimdi ben istiyorum ki şu 8 yazımızın şu arkadaki daire ile tam olarak e, orantılanacak şekilde merkezlensin. Bunun için öncelikle arkayı seçip yani daireyi seçip shift'e basılı tutup e, sayımızı da seçiyoruz. Bundan arkadaşlar şu bölüme geliyorum bakın. Şu bölümde benim kullanmam gereken İki tane aracım var. Bunlar hem yatay hem dikey şekilde ortalama yapacaktır. Bakın, ikisine de tıkladığım zaman hem yatay hem de dikey şekilde ortalamayı gerçekleştirecektir. Artık buradaki sayımız da arkadaki görüyorsunuz, neyin üzerinde yer aldı, merkezinde yer aldı. Bu arkadaki dairemizin merkezinde yer almış oldu. Evet arkadaşlar şuradayken tekrar 5'e basıp şu ekranımızı şöyle bir sığdıralım. İstersek tabi 8'in tıklayarak 8'e de birazcık bulanıklık efekti katabiliriz arkadaşlar. Buna da 0.7 oranında bulanıklık verebiliriz. Hatta biraz daha bulanık efektini artırabiliriz. Şöyle 1.7 değerinde verebiliriz. Şimdi arkadaşlar... Genel itibariyle topumuzu seçtikten sonra topumuza da şöyle bir genel itibariyle kenarlarına bir bulanıklık efekti verebiliriz. Mesela 0.4 oranında verdiğimizi varsayalım. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar burada bilardo efektimizi oluşturmuş olduk. Bilardo topu efektini oluşturmuş olduk. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Çıktı olarak almak istiyorum. Aynen bu boyutlarda alacağız. 1280 800. Şimdi Buradan dosyaya geliyorum. Export png image. Yani png e, resimi olarak dışarı aktar diye bir seçenek bize sunacaktır. Şurada export as diyor arkadaşlar. Ben buradan d'ye geliyorum. Kayıtlar bölümüne geleceğim. Genelde dosyalarımı oraya kaydediyorum. Bakın kayıtlar bölümünü buradan bulmam gerekiyor. Buluyorum. Şurada ne diyorum arkadaşlar? Bilardo Topu diye isimlendiriyorum. Şurada bir yazım hatası yapmışım. Kaydet diyorum. Şimdi burada bu kaydımızı yapmış olduk. Yalnız kaydımıza sadece aslında isim vermiş olduk. Tam anlamıyla işimiz bitmedi. Burada dışarı aktar demeden çünkü bu işlem gerçekleşmeyecektir. Dışarı aktar diyorum. Görüyorsunuz dışarıya artık aktarmış oldu. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Kayıtlar bölümüne giriyorum. Kayıtlar bölümünde artık bilardo topumuzun arkadaşlar ne oldu? Kaydedildiğini görmüş oluyoruz. Bu tabi alfa kanalı içerdiği için arkadaşlar arka fonu beyaz bir şekilde çıkmıştır. İstersek tekrardan gimp içerisine dönüp şöyle şuradan buna bir arka plan da ekleyebiliriz. Arka plan eklemek için şurada görüyorsunuz dikdörtgenler ve kareler oluşturma aracının üzerine tıklıyorum şu sol üst taraftan şöyle bir ne oluşturuyorum? Arka plan oluşturuyorum. Bunun tabi rengini daha sonra belirleyebilirim. Şuradan tekrar aracımı geliyorum üzerine tıklıyorum. Bunu en arka plana şu araçla atıyorum arkadaşlar. Bakın seçimi en aşağı al aracı. Seçimi aşağıya alarak burada artık ne yapıyoruz? En arkaya atıyoruz. İstediğimiz renk tonunu verebiliriz arkadaşlar. Bu tamamen bize kalmış. Hani nereye yakışır? Şurada hangi renk tonuna yakışır? Tam belirleyebiliriz. Görüyorsunuz. İstediğimiz renk tonunu belirleyebiliriz. Tabi göze hoş gelen seçim hangisi ise onu belirleyebiliriz. Burada da renk bölümünden yine Görüyorsunuz arkadaşlar ister açık ister kapalı ister hani burada istediğimiz şeyleri de kullanarak arkadaşlar görüldüğü üzere renk tekerleklerini kullanarak yapabiliriz. İstersek şöyle geçişli efektler de sağlayabiliriz. Hani bir tarafı daha yoğun bir tarafı daha açık olacak şekilde. Kenarlık rengi de verebiliriz ki şu an kenarlık rengine ihtiyacımız yok arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Buradan artık istediğimiz bir renk tonuna girelim. Şöyle şuradan mesela arkadaşlar. Bunları da belirleyebiliriz. Şöyle bir renk tonu olabilir. Hiç fark etmiyor. Şuradan yine matlığını artırıp azaltabiliriz. Yoğunluğunu. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Tekrardan e, export dediğimiz zaman yine export as dediğimiz zaman bu bilardo topuyla değişiklik yaptığını varsayalım. Dışarı aktar diyoruz. Yer değiştir diyoruz. Tekrardan arkadaşlar bunun kayıtlar dosyası içerisine geldiğimizde görüyorsunuz. Bu sefer daha farklı bir ton katmış olduğumuzu görüyoruz. Tabi arkasına arkadaşlar ben tamamen o geçişleri kullanmasaydım tamamen beyaz bir fonda atmış olabilirdim ama bu şekilde bir efekte karşımıza çıkmış oluyor. Fark etmez arkadaşlar. Diğer efektleri sizler de pekala deneyebilirsiniz. Böylece dersimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler dediğim gibi bunun üzerinde çalışma yapabilirsiniz. İsterseniz şu bölümleri daha koyu yapabilirsiniz. Şu bölümleri daha açık yapabilirsiniz. Hani topun daha gerçekçi olmasını istiyorsanız topun bu bölümüne de karanlık katıp yani şu bölümlerine karanlık katıp bu bölümlerini açabilirsiniz. Veya şöyle bir perspektif efekti oluşturup şu topumuzu hani şu civarlarda 8'i çevirebilirsiniz, döndürebilirsiniz. Daha detaylı çalışmalar yapmak sizin elinizdedir. Ben burada bu fikrimizi sizinle paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Derslerimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak derslerimi beğenmeyi unutmuyorsunuz kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum ve hep ama hep mutlu kalın diyorum arkadaşlar.